yazarı Mehmet Şevket Evgi'ye göre Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bir kazanda kaynatılarak yeni bir din türetilmek isteniyor. Vaktiyle Hindistan'da Ekberşah isminde Sultan İslam'ı, Mecusiliği ve Hristiyanlığı karıştırarak yeni bir din çıkarmıştı. Bu dine dini ilahi adını vermiş, ibadethane denilen tapınaklar kurmuş, İslam selamını kaldırmış, onun yerine Allahu Ekber denilmesini emretmiş, bunlara benzer temel değişiklikler ve yenilikler yapmıştı. Bugün Türkiye'de buna benzer bir hareket başlatılmıştır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bir kazanda kaynatılarak yeni bir din türetilmek isteniyor. Bu dinin bazı özellikleri ve temel inançları şunlardır. Kelime-i Tevhid'in ilk kısmını söylemek, gerektiğinde ikinci kısmını Yahudileri ve Hristiyanları üzmemek için söylememek. Kur'an'daki Allah katında hak ve geçerli din İslam'dır. Temel inancını kaldırıp onun yerine üç hak İbrahimi din vardır, bunların üçünün mensupları da ehli necat, ehli cennettir inancını getirmek. Kur'an'ın Yahudileri İslam'a çağırmadığını kabul etmek. Yine Kur'an'ın Hristiyanları İslam'a çağırmadığına inanmak. İslam kadınlarının Yahudi ve Hristiyan erkeklerle evlenmesini meşru görmek. Muharref Tevrat ve İncil'i dini referans olarak kabul etmek. İslam'ın camilerini kilise ve sinagoglara benzetmek için sıralar, tabureler, sandalyelerle doldurmak. Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla toplantılar tertip etmek, ezanlar okunurken, çanlar çalarken müşterek ayinler yapmak. Yahudi, Katolik, Süryani, Gregorian, çeşit çeşit Protestan temsilcilerle, patrikler, papazlar, monsenyörler, pastörlerle birlikte mübarek Ramazan aylarında 5 yıldızlı içkili otellerde iftar ziyafetlerinde buluşmak. İslam'ın temel hak din olduğu inancını kaldırıp, onun yerine 3 İbrahimi hak din vardır inancını ikame etmek. Yahudilerin ve Hristiyanların Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğunu inkar etmelerine önem vermemek. Tevhidle teslis inancını amentü bakımından bir görmek. Yahudi ve Hristiyanların ellerindeki kutsal metinleri muteber kabul etmek. Onların şeriatlarının neshedilmiş olduğunu kabul etmeyip yürürlükte ve muteber olduğuna inanmak. Yahudi ve Hristiyanları dost ve veli kabul etmek, buysa açık ve muhkem Kur'an ayetlerine aykırıdır. Bilindiği gibi 1925'ten bu yana İslam'ın tasavvuf tarikatları yasak ve kapalıdır. Yukarıda bahsettiğim yeni dinin müzikli ayinleri ise serbestçe yapılabilmektedir. Ankara Diyanetinin bu yeni dine cephe alması ve Müslümanları bu konuda uyarması gerekirken maalesef bu yapılmamaktadır. Mardin'in tarihi Kasimiye Medresesi'nde yapılan papazlarla karışık ayin ve törenlere Diyanet büyük bir il müftüsü göndererek katılmıştır. Naçizane talebim, bir ehli sünnet ve cemaat Müslümanı olarak ülkemizdeki bütün sünni cemaat, tarikat, grup, hizip, fırka ve toplulukların bir araya gelerek bir ulema meclisi kurmalarını, türetilmek istenen yeni dinin incelenmesini ve bu konuda halkın uyarılmasını candan temenni etmekteyim.